AK Parti teşkilatımızın çok saygıdeğer bir başkanı. Bugün burada birlikte bulunduğumuz ve günümüzde modern yönetimin artık en önemli bileşenlerinden birisi haline gelmiş olan sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilci, dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız, vakıf başkanlarımız, yöneticilerimiz ve bünyesinde hem milli iradeyi hem devleti barındıran vatandaşın nabzını, isteklerini, gerekliliklerini en doğru ve en yakın haliyle aktarabilen çok değerli muhtarlarımız. Öncelikle burada bulunan kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, teşkilatımızın çok değerli mensupları, hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmama başlamadan önce 15 yıldır bu ülkenin yönetiminde bir istikrarın bir iddianın sahibi olmuş, bu ülkeyi ekonomisiyle, siyasetiyle ama en önemlisi öz güveniyle birlikte yeniden ayağa kalkan ve ay yıldızlı bayrağımızı, bu bizim güzel ülkemiz Türkiye'yi dünyada itibar kazandırmak için 24 saat gece gündüz çalışan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğil kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını, hürmetlerini ve muhabbetlerini iletmek isterim. Bu sesin ekosu fazlalığını biraz aşağı alabilir miyiz? Çok az. Yine 15 yıldır bu ülkenin ulaşım altyapısında öyle 3 boyutlu bilgisayar çizimleri değil, gerçekleştirdiği, açılışını yaptığı projelerle bir icraat efsanesi haline gelen bu ülkenin her köşesini yollarla, köprülerle, viyadüklerle, tünellerle, fiber optik kablolarla birbirine bağlayan ve bu millet davasında, memleket davasında ilk günden itibaren sadakatin temsilcisi olan kıymetli Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da sizlere selamlarını, hürmet ve muhabbetlerini getirdim. Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, siyaset zaman zaman değişik kavramların peşinde koşar. Bir bakarsınız, 68 kuşağında olduğu gibi barış sloganları, savaş karşıtı söylemler ortalığı sarar. Bir bakarsınız, bütün dünyada bir inovasyon fırtınası eser. Zaman zaman özgürlük, zaman zaman demokrasi, zaman zaman insan hakları söylemleri dillerden düşmez olur. Bu kavramlar içerisinde dünyayı son dönemde belki de en çok heyecanlandıran kavram değişim. Hep bildiğimiz, dillere pelesenk olmuş, değişmeyen tek şey değişimdir sloganını bizler nasıl bir atasözünü bildiğimiz gibi hepimiz biliyoruz. Evet, dünya değişiyor. İletişimde baş döndürücü bir hızla gelişiyor bu dünya. Ve dünya her köşesiyle birbirine yaklaşıyor. Sınırlar kalkıyor. Ve Berlin Duvarı'nın yıkılması zaten dünya için önemli bir işaret bir şey. Medeniyet değerleri özellikle Batı dünyasında sürekli yükseliyor. İnsan hakları en ince ayrıntısına kadar yeniden ele alınıyor. Uluslararası adalet divanları her mazlumun güya ümidi oluyor. Özetle değişim, iletişim,